Herkese selam, ben Onur ve yıllardır beklenen Bendy'nin yeni bölümü Bendy and the Dark Revival, yani Türkçesi Bendy ve Karanlık Canlanma sonunda çıktı ve ilk bölümüyle karşınızdayım. Videoya Türkçe altyazı ekleyeceğim, jumpscare olursa uyarı yazısı da eklerim, yani rahatça ve Türkçe şekilde videoyu takip edebilir ve bulduğunuz gizemleri de yoruma yazabilirsiniz. Serinin ilk oyununda Joey Drift Studios'ta eski bir çalışan Henry Stein'le oynamış ve stüdyoya geri dönmüştük. İlk oyunun hikaye videosunu pazar günü yayınlamıştım. Eğer hikayenin başlangıcını öğrenmek isterseniz önce o videoya göz atabilirsiniz. Yeni oyunda da Audrey isimli bir kızla oynayacağız ve bu kez Joey Drift Studios'da değiliz. Büyük ihtimalle Joey Drift yaşamını yitirdi ve Archgate Pictures isimli farklı bir animasyon stüdyosundayız. Bu kız acaba kim? Henry'nin kızı olabileceğine dair teorimiz vardı. Acaba öyle mi? Ve macera bizi nereye götürecek? Hikaye nasıl devam edecek? Şimdi hepsini birlikte göreceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Bendy'nin karanlık dünyasını keşfe çıkıyoruz. Evet, oyunumuza başladık. Bir karanlık yerdeyiz. Şu an Joey Drift Studios sunar. Bu ilk oyunun sonunda Joey ile konuştuğumuz yer olabilir bu arada. Şu an Audrey konuşuyor. İnanmak istediğimiz şeylere inanırız. Türkçe altyazıdan siz de takip edin arkadaşlar. Ve bulduğunuz gizemleri dediğim gibi mutlaka yazın ki hikayeyi birlikte oluşturabilelim. Kapı yalnız yumruklanıyor ama acaba bunu yapan kim? Gizemli bir başlangıç. Bu arada arkadaşlar, Bendy Poppy Playtime'da dahil birçok oyuna ilham kaynağı olan çok çok popüler, çok efsane bir oyundur. Siz de ilk kez izliyorsanız muhtemelen beğeneceksiniz. 18 Haziran 1973'te geçiyormuş hikayemiz bu arada. Şu an Audrey'yi görüyoruz, stüdyoda çalışıyor. Ve önünde Bendy var. Bu arada tabii grafikleri falan inanılmaz güzel. İlk oyuna kıyasla bayağı bir iyi. Evet, tatlı karakterimiz Bendy. Tamam, az kalmış işin. Hadi bakalım. Biraz kahveyle ancak bu işi çözebiliriz diyor ve evet, E'ye basıp ayağa kalktı ve direkt olarak şu an gidebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda asansörü bul diyor. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Bakın, tam şurada Ernest Stein imzalı bir resim var ve bu resimde Boris, Alice Angel ve Bendy'yi görüyoruz. Bu resmi Henry ilk oyunun sonunda Joey Drive'a hediye etmişti ve Joey Drive'ın evinde de görmüştük. Yani bu önemli bir resim aslında ve Audrey'nin de ofisinde olduğu için acaba Audrey, yani şu an oynadığımız karakter, Henry'nin kızı mı diye bir şey vardı, teorimiz vardı. Bunu tabii ki göreceğiz. Masasında alabileceğimiz bir şeyler var mı diye şu an bakıyorum ama şu an alabileceğimiz bir şeyler yok arkadaşlar. Şöyle etrafımıza bir bakalım ama şu an için bir şey yok. Bu arada eğer videoyu beğenirseniz bir tane de like atın. Eğer videoyu ve oyunu beğenirseniz hem devamını hem de bu oyunun ayrıca gizemlerini, hikayesini de çekeriz arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Bu gerçekten benim çok uzun zamandır beklediğim bir oyun ve benim çok çok beğendiğim bir hikayesi var. Hatta buradaki Beast Bendy, yani Bendy karakteri Poppy Playtime'daki... Bu arada ne oldu? Işıklar gitti geldi. Arkada da bir ışıklar gitti geldi. Buradaki Beast Bendy, yani canavar Bendy, Hagiwagi karakteriyle çok benzer. Yani kafa yapısı falan çok benzer birbirine. O karakteri de Bendy'den mi esinlendiler acaba diye hatta bayağı bir şey çıkmıştı. İlk başta söylenti çıkmıştı. Evet, böyle bir ofise geldik ama şuralara bir bakalım. Burada bir daktiloya benzer bir şey var. Ha, burada bir şey var gene. Biraz karanlık burası. Burası biraz daha oyunun başlangıcı. Tamam, burası bir şey. Şu an şurada yine bir tane resmimiz var. Tamam, burada bir şey yok arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Buralarda da bir şey yok. Buradan dümdüz devam etmemiz isteniyor anladığım kadarıyla zaten. Tamam, burayı da açtım. Devam ediyorum. Aa, açamıyorum. Kilitli kaldık. Ofis anahtarlarını al diyor. Tamam. Bu arada koşma falan öyle bir şeyler var mı abi? Eğilme, koşma. Bu tür şeyler yok galiba. Aa, bir dakika. Bu Bendy kartonu burada yoktu. İlk oyunda da bu şekilde Bendy kartonu bir anda karşımıza falan çıkıyordu arkadaşlar. Bu oyunda da yine benzer bir şey yapmışlar. Ofise döneceğim. Ofiste bir anahtar vardı. O anahtar belki alacağımız bir hale gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Şu. Evet arkadaşlar, tam tahmin ettiğim gibi. Evet, anahtar orada. Aslında ben o anahtarı biraz önce de gördüm ama maalesef o anahtarı almamıza müsaade etmemişti ilk başta. Ama şimdi izin verdi. Sağ tarafta bir kare şeklinde gitmemiz gereken yeri gösteriyor galiba. Bakın, tam şurası. Bu güzel olmuş. Yani nereye doğru gitmem gerektiğini en azından biliyorum.
Buralarda bir şey var mı? Şuraya falan açalım ama bunların içinde sanıyorum hiçbir şey yok. Şu an sadece bu ofiste ilerliyoruz. Hikayenin daha en başlangıcı tabii. Evet, anahtarla burayı açıyoruz. O süpürge biraz önce kendi kendine hareket mi etti? Yoksa bana mı öyle geldi arkadaşlar? Kendi kendine hareket etti. Şeyler oluyor. Bir dakika. Yıldırım falan. Şimşekler, yıldırımlar bir şeyler oluyor. Gök gürlüyor. Bir dakika şimdi. Şimdi arkadaşlar şuradan süpürgeyle birisi bizim karşımıza çıkıp jumpscare falan atmaz herhalde. Zaten jumpscare falan olursa ben önceden ekrana uyarı yazısı eklediğim için sizin için çok korkutucu olmuyor. Ama ben o jumpscare'i direkt yiyorum ya oyunlarda genelde. O yüzden hani siz belki korkmuyorsunuz ama ben o esnada mecburen korkuyorum arkadaşlar. Şimdi evet, buradan nereye doğru gideceğiz? Ha, şuraya doğru gidiyoruz. Aşağı doğru gidiyoruz. Tamam. Diyoruz. Ne yapacağız? Abi o ne? Aa, Wilson. Fragmanda gördüğümüz arkadaş bu Wilson. Psikopat Wilson. I'm sorry my dear. Didn't mean to frighten you. Beni korkutmak istememiştin de öyle son anda elini asansörün arasına sokarsan korkutursun Wilson. Shouldn't be wandering around all by yourself. Mind if I step in? Of course not. Thank you, Audrey. You look like you could use a little company. Hadi bakalım, aynı asansöre bindik psikopat Wilson'la. Bu arada arkadaşlar, bu oyun 50 TL. Steam üzerinde. Açıklamada yine linkini bırakırım. Eğer alıp oynamak isteyen varsa ya da buradan benimle birlikte oynuyor gibi takip edebilirsiniz. Ben size maksimum kalite ve hem de Türkçe altyazılı şekilde videolarda paylaşacağım. Bu neydi? Endişelenme. Wilson diyor ki asansör senin korkacağın en son şey olsun. Benden korkmalısın diyor sanki. Tamam, korkmana gerek yok ki. Hadi bakalım, inelim mi? İniyorum galiba. Hadi bakalım, ne bulabiliriz bakalım. Hadi bakalım, yaşlı Wilson bizi koruyacakmış. Wilson, neden sana hiç güvenemiyorum bilmiyorum ama karanlığın içine direkt daldım ya. Bir dakika, şu an dalamadım. Evet Wilson. Işıkları mı açacağım, bir şey yapacaksın herhalde. Ha, buradan konuşmam gerekiyormuş, tamam. Aha, Joy Drew. İşte geldik. Hadi bakalım. Beni takip ediyor. Şimdi Joy Drew yazıyor. Çok güvenli olacak. Peki. Bak, Joy Drew diyor. Artgate Pictures presents. Joy Drew. The Man and the Demon. Adam ve Şeytan isminde. Joy Drew'un bir filmini yapıyor. Artgate Pictures isimli yeni animasyon stüdyosu. Ha bak, burada Joy Drew'un şeyi var abi. Biyografisi bak, 1901-1971, 70 yaşında ölmüş Joy Drew. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Ve Joy Drew stüdyonun kurucusuydu ve aynı zamanda Bendy'yi de tasarlayan kişiydi. Ve Bendy de şimdiye kadar en sevilen karakterlerden biriydi diyor. 1929 yılında iş arkadaşı, iş ortağı Henry Stein'ın da yardımıyla Bendy'nin ilk kısa çizgi filmini yaptı. İsmi de Little Devil Darling, yani küçük sevimli şeytan gibi bir ismi var. Eğlence konusundaki bu başarısı arttıkça Joy'nin iyimserliği ve işlere öncü olma duygusu hiçbir zaman değişmedi. Sadece bir kalemle başladığı bu hayalinde bu stüdyoyu oluşturdu. Ve burada Archgate Pictures isimli bu stüdyoda da onun hayallerini yaşatmaya çalışıyoruz ve Bendy'yi yaşatmaya çalışıyoruz. Rüyalar gerçek olacak şeklinde bir biyografisini yazmışlar arkadaşlar. Joy Drew için 70 yaşında maalesef ölmüş. Gerçekten üzücü. Neyse, devam edelim. Evet, burada yine Joy Drew'un resimleri falan var. Burada herhalde başka bir şey yok şu anda. Just a pencil and a dream. Sadece bir kalem ve rüya. Ernest Stein'ın, daha doğrusu şeyin, Joy Drew'un bir sözüydü arkadaşlar. Bir kalemle başladım ve rüyalarımı bu şekilde gerçekleştirdim diye. Güzel de bir söz bence. Evet, devam ediyoruz. Bir dakika, bu şey değil mi?
Ink Machine, mürekkep makinesi. Bak bunlar da pedestals, yani bunların üstüne eşyaları koyup o mürekkep makinesini canlandırıyorduk. Konuşalım. Looks like someone's been messing with the exhibits. There should be something on each of these pedestals. Evet, oradaki her bir sütunun üstüne bir şey koyuyorduk ve mürekkep makinesi bu şekilde aktif hale geliyordu. Sonra işler biraz karanlıklaşıyordu. Tamam, şimdi gidip onları bulmamızı istiyor bizden Wilson. Tabii ki buluruz buluruz, hiç sıkıntı değil, tamam. Şimdi gidelim ve oradaki bütün eşyaları bulalım. Herhalde buralardadır diye düşünüyorum. Şimdi neler bulmalıyız bu arada? Etrafta baka baka gidelim arkadaşlar. Heh, bak şurayı mesela araştır. Evet, tamam, burada bir çark bulduk. Mürekkep buluyorduk galiba. Hatırladığım kadarıyla şeyler buluyorduk. Peluş oyuncak falan bir şeyler vardı ama. Ha, bak mesela şuradaki peluş oyuncak olabilir. Aynen, bunu aldım. Güzel. Başka neler var? Toplam 6 tane mi şey vardı? Sanırım 6 tane falan bulacağız herhalde. Burada bir bakalım, burada var. Tamam ya, ofisin içerisinde etrafta neler varsa topla getir gibi bir şey diyor işte. Burada var mı? Burada yok herhalde. Buralarda yok. Şöyle bir buralara bakalım. Burada yok. Burada bir şey yok. Buralarda, burada da yok. Tamam. Burada bak mürekkep var. Bunu alacağız. Güzel. Ben bu da iş yapar. Joy Drew. Başka buralarda bir şey herhalde yoktur. Yine şöyle şuralara bir bakalım. Tamam, şimdi bir koyalım bakalım. Burada var mı? Burada da yok herhalde. Buralarda bir şey olabilir mi diyeceğim ama sanırım burada da yok. Bunları şu an alamıyorum. Bir koyalım. Kaç tane eksik kaldı bir bakalım. Çünkü ben de bilmiyorum. Deneyeceğim. Ha bak, burada bir tane de şey buldum. Ne bu? Ne deniyordu ona? Hatırlayamadım ismini. İngiliz anahtarı değil de işte öyle bir şey. Neyse. Ne deniyordu ona? İzleyen de bu aletin ismi aklına gelenler bir yoruma yazabilirse. Takıldım şimdi ben ona çünkü. İngiliz anahtarı değil. İngiliz anahtarı ayarlanabileniydi onun çünkü. O şeyin bir ismi vardı. Bunu buraya koyalım. Galiba bir tane bir şey daha kaldı herhalde. Dur bakayım. Tamam, bunu da koydum. Dur şimdi bir tane. Bu neymiş? Şuna bir bakalım. Burada ne diyor abi? Ha, kitap gibi bir şey bulmamız lazım. Tamam. Bir dakika, kitaba benzer bir şey. Şurada bir şeyler var mıydı kitaba benzer? Burada yok galiba. Dur bakalım şimdi kitaba. Ha, şurada bir şeyler var. Bak buradan alırız şu herhalde. Tamam. Tamam. Çok da zor olmadı. Zaten yani ilk başlangıcını çok da zor yapmamışlar. Burası hikayenin başlangıcı arkadaşlar. Audrey bir gün stüdyoda çalışırken kahve almaya iniyor ve daha sonra Wilson isimli psikopat arkadaşla karşılaşıyor ve sonra o mürekkebin olduğu karanlık stüdyoya doğru yol alacak herhalde. Tamam, şu anda başardık bunu. Evet, şimdi bununla konuşabilir miyiz? Evet, merhaba. Sadece bir şey kaldı. Tamam, nerede? Bunu çevir diyor. Çevirdim. Eyvahlar olsun. Hayır. Abi yani. Ya böyle psikopat bir insanla asansörde karşılaşsan devam eder misin o maceraya yani? Söylediklerini yapar mısın? Yapmazsın herhalde ama tabi bilemedi Audrey. Neyse. Eve gidiyoruz diyor. Hayır. Beni bul Audrey diyor. Sana gerçeği göstereceğim. Şimdi ölüyoruz diyor. Buradan herhalde stüdyoya geçiş yapıyoruz. Evet, mürekkebin içine soktu bizi de arkadaşlar.
O mürekkep makinesinden çıkan mürekkebin deneyleştirerek insanları ya da işte bazı varlıkları klonlama ya da insanları canlandırabilme gibi bir özelliği var. Poppy Playtime'ın hikayesine çok benziyor. Yine eski bir stüdyo ve bu eski stüdyoya gelen eski çalışanlar, Henry birinci oyunda özellikle ve daha sonra da bir mürekkeple deneyleştirerek bazı varlıklara tekrar can verebilme gibi bir hikayesi var arkadaşlar. Evet, benden The Dark Revival şu anda oyunun başlangıç bölümüne sanıyorum geldik. Stüdyoda mı uyanacağız acaba? Çünkü mürekkebin içine girdik. Burada da belki o animasyon dünyasına şimdi geçecek olabiliriz. Evet, tam düşündüğüm gibi bir çizgi filme benzer grafiklerle stüdyoya geçiş yaptık arkadaşlar. Evet, mürekkep ellerinde Audrey'nin. Ellerine ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Yani böyle bir durumda olsak hepimiz aynısını söyleriz herhalde bu arada. Gerçeği, yani daha doğrusu şu an içinde bulunduğun durumu kabul edeceksin Audrey. Merak etme ve bu macerada birlikte sonuna kadar gideceğiz. O Wilson'da inşallah yeneceğiz ya da o Wilson bizi belki de... Belki Wilson bizi yenecek, belki biz Wilson'ı yeneceğiz ama bir şekilde ilerleyeceğiz. Welcome home, eve hoş geldin diyor. Şurada bir şey var, hemen bunu okuyalım. Her harika hikaye bir gizemle başlar. Başlangıçta her şey karanlık olsa da gerçekler yolunu aydınlatır. Kim olduğundan korkma. Sadece neye dönüşebileceğinden kork ve onu sürgüne yolla. En iyi arkadaşın. Acaba en iyi arkadaşın dediği kim bu arada? Neyse, bunu alalım. Tamam, ha, burayı araştırabiliyormuşuz. Burada bir şeyler var. Bunu alalım. Tamam, güzel. Ne bu acaba? İki tane boruya benzer bir şey aldık herhalde. Tamam, neyse alalım. Bak, burada gene bendi kartonu var. Tamam, güzel. Buralara bir şöyle bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle bir mürekkebin içine doğru gitsek acaba buradan nereye gideriz? Buradan ilerleyemiyorum herhalde. Yani buradan gidemiyorum arkadaşlar. Geriye doğru gidiyorum. Burada Wilson ne yaptığını ve amacını biliyor gibi bir şey söylüyor. Ink Demon, yani Bendy'nin o karanlık formu oluyor Ink Demon dediği. Ink Demon'ı öldüren adam yazıyor. Üste rahatla yazıyor ve Wilson amacını biliyor. Vay be. Şimdi buradan böyle bir yere gidemiyoruz. Şuradan yukarıya merdivenle devam edeceğiz. Ha, o aldığımız parçaları buraya yerleştiriyoruz. Yukarıya çıkabilmek için. Ha, ne olacak ki, onu yerleştirmesen ne olur? Yani iki tane basamağı yukarı doğru adımını atsan geçersin zaten. Yani onu oraya yerleştirmesen çıkamayacak mısın yukarı, bilmiyorum. Ha, bu arada yukarıya doğru basarak ilerliyoruz, yoksa kendi kendine çıkmıyor. Burada bir şey daha var. Bu neymiş? İnsanların bana nasıl baktığını gördüğünde beni boğulan yavru kedilere benzetmiştin. Bir insanın gözünde asla böyle bir hayal kırıklığı görmedim daha önce. Ama işler şu şekilde yürüyor. Eğer yönetim faturalarını ödeyemezse banka bütün eşyaları geri alır. Bu durum hala beni çok üzüyor çünkü eski çizgi filmlerini gerçekten çok çok seviyordum. Ama zaman değişiyor. Hayat devam ediyor. Telly Wester. Telly Wester kimdir acaba, bilmiyorum ama... Bunu ilk oyunda sanırım görmemiştik. Ha, C'ye basarak eğilebilirsin diyor. Tamam, C'ye bastım. Eğildim. Ha, tamam, C'ye basarak artık eğilebiliyoruz. Güzel. Evet, Wilson gene konuşuyor. Burası saklanabildiğimiz bir yer. Demek ki bir şeylerden kaçacağız. Burada bir şey daha var. Önce bir Wilson'ı dinleyelim. Evet. Bir iyilik istiyormuş. Yabancı bir genç kadın var diyor. O biziz herhalde. Onu bana getir diyor Wilson. Bizi kendisine götürmemiz için mürekkep canavarlarından yardım istedi. Bunu okuyalım. Joey, Jack ve ben merak ediyorduk. Acaba mevcut durumu konuşmak için bir araya gelebilir miyiz? Uzun yıllardır seninle birlikteyiz ve geçmişteki Bendy'nin başarısını sağlamanda biz de yardımcı olduk diye düşünüyoruz. Tek isteğimiz firmayı çok daha güçlü bir hale getirebilmek. Elimizden gelen her şekilde yardımcı olmak istiyoruz. Hadi konuşalım. Sammy Lawrence. Sammy Lawrence ilk oyunda vardı arkadaşlar bu arada. Buradaki kayıp olan, yani kayıp ruhlardan bir tanesi de Sammy Lawrence'a aitti. Tamam, burayı açtım. Burada bir şeyler var. Aa, bunu alabiliyor muyuz dedim. Evet, şunu alabiliyoruz. Tamam, oradan bir... Bunu alabiliyor muyuz? Yok, bunu alamıyoruz. Tabi bu arada oyunun grafikleri birinci oyuna göre çok çok daha güzel. Bir de buna koşma ekleseler, yalnız biraz
Ses garip oldu. Bu nedir abi? Burada yine içinde mürekkep olan bir şey var. Böyle içine girdim ama bir olmuyor herhalde. Neyse devam edelim. Bir anda burada karşıma bir şey çıkar mı acaba diyorum ama yok. Hayır, bir de şey de yok elimde. Vurabilecek bir şey de yok henüz. Tamam, devam. Böyle ilerliyorum arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkıyorum bakalım. Evet, orada bir bendi şeyi var yine. Burada bir not daha buldum. Mürekkep damlaları. Karanlık bu stüdyoya yayıldı. Sana ulaşan gölgeler seni ürkütecek. Senin için acıkan bazı şeyler var. Ve o çok yakın. Yani çok yakında. Seni yakalamak istiyor. Nefesini ensende hissedeceksin. O çok yakında diyor arkadaşlar. Ve burada kimden bahsettiğini tabii şu an bilmiyoruz ama muhtemelen belki Ink Demon olabilir. Yani o bendinin lanetli formu olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Tamam, şuradan devam edeceğiz herhalde. Tamam, gidiyorum. Tamam, nereye doğru gitmem gerektiğini bu arada göstermesi güzel oluyor. Tamam, burada bir şey yok herhalde. Devam ediyorum. Evet, çok güzel. Böyle bir şeye gerek yoktu. Bunu şu anda ben alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bu arada bu şey değil miydi? Butcher Gang'ti bu galiba. Aynen. Evet, Butcher Gang'i de patlatmış. Yani Wilson birinci oyunda gördüğümüz bizim aslında en güçlü dediğimiz birçok karakteri, hatta Ink Demon lanetli Bendy'yi bile yenebilecek kadar güçlü bir karakter. O ilk başta gördüğümüz tek gözü sıkıntılı olan arkadaş ve o yüzden çok güçlü bir rakibimiz var. Çok güçlü bir düşmanımız olacak. Bir kaset bulduk, bunu dinleyelim bakalım. Vay be, Joey Drew'la ilgili bu kaset gerçekten çok iyiydi. Gerçekten çok çok güzel bir kasetle başladık arkadaşlar. Hemen şuradan. Aa, bir dakika, bunu hatırlıyorum. Bu fragmanda vardı bu top. Bud Lewis galiba. Bud Lewis diye birisinin beyzbol topu sanırım o. Burada bir şey alabiliyoruz. Tamam, bunu alalım. Bu arada bir saniye. Şurada mesela bu. Aa bak, burada mesela kasetlerin yazılı hali de var galiba arkadaşlar. Evet. Siz zaten kaseti dinlerken altyazı eklemiştim ama normal yazılı olarak oyunun içerisinde öyle bir bölümde eklemişler. Güzel olmuş. Joey Driven ölmesi gerçekten kötü. Şimdi şuradan yukarıya doğru çıkabilirim herhalde. Tamam, güzel. Hadi o kadar da çıkayım bir zahmet. Bir dakika, yerde bir şey mi vardı şurada? Bak, bir şey yok. Buraya doğru bir gidelim mi? Evet, şuraya, ha, buraya saklanabiliyoruz. Tamam, şu an buraya saklanmayacağım. Şimdi şu tarafta araştır diyor. Tamam. Burada bir şey var mı alabileceğimiz? Şu anda burada bir şey yok. Şunları alabiliyor muyuz? Bunları da alamıyoruz. Bunları da alamıyoruz. Tamam, hiçbir şey alamıyoruz. Şimdi bu neymiş? Şunu çekelim. Burada bir kol var. Ve bu tür bir kol bulduğumuz zaman hemen bunu çekmeliyiz tabii ki arkadaşlar. Aa, soldaki şeye basarak koşabilirsin diyor. Left shift. Heh, çok güzel ya. Abi efsane bir şey ya. Koşmak gerçekten çok önemli. Tamam, şu an eğilebiliyoruz. Koşabiliyoruz. Bayağı bir şeyler yapabiliyoruz. Artık çok daha rahatım. Bu arada burada bir bendi var. Tamam, burada bir bendi var. İlerliyorum. Tamam, güzel. Bir dakika. Oradan bir anda bir şey kapandı arkadaşlar. Etrafta bir şey kaçırmak istemiyorum. O yüzden bakmak istiyorum ama böyle baksam yok. Buradan bir şey alamıyorum şu anda. Böyle devam edelim. Burada Heavenly Toys. Tamam, burası peluş oyuncakların üretildiği yerde arkadaşlar. Bu arada bir dakika, arkaya doğru baktım ve şuraya saklanıyorduk bu arada. Evet, burada bir sahne hatırlıyorum ben birinci oyundan. Tam burada, buraya saklandığımız sahnede Bendy'nin lanetli formu önümüzden geçiyordu falan. Çok enteresan bir şeydi. Aa, burada bu arada Boris'in falan yattığını görüyoruz. Şurada yine bir Bendy var. Tamam, buradan yukarıya doğru çıkalım. Burası arkadaşlar peluş oyuncakların üretildiği yer. Bunu çekelim. Ah, olmadı galiba.
Tamam, olmadı. Neyse, olsun, sorun değil. Devam edelim. Bu tarafa yukarı çıkabiliyoruz. Bir dakika, yukarı çıkmadan önce bir şuraya da bakalım mı abi? Şurada bir şey var mı? Şu an buraya çıkabiliyor muyuz? Yok, buraya çıkamıyoruz. Tamam. Süper. Şu an gidebildiğimiz tek yer burası. Hemen şuradan gidelim. Yukarı çıktım. Abi yapma işte böyle şeyler ama ya. Gerçekten böyle şeyler yapma. Bir anda böyle şeyler yapıyorsun, olmuyor. Hemen şuradan. Koş ve saklan diyor. Şuraya saklansak olur mu acaba? Dur bakayım. Ben buraya saklansam bence olur. Tamam. Gene geldi. Ben bir şey yapmıyorum bu arada ama sanırım buraya giremiyor herhalde. Ya ne oldu? Giremedim ve pes ettin değil mi? Hadi bakalım, çıkalım. Tamam. Sağlığın mı düştü? Bir şeyler ye diyor. Eğer canın azalırsa stüdyonun içerisinde bulmuş olduğun yiyeceklerden yiyebilirsin diyor. Tamam, güzel. Etrafta yiyecek falan bulursak onları yiyeceğiz herhalde. Yiyecekler nasılmış bilmiyorum. Tabii bu tür jumpscare'lar şey açısından güzel. Ha, burada bir dakika, yiyecek olabilir. Aynen, yiyecek var, tamam. Bunu yiyelim arkadaşlar. Ye bakayım. Yedin mi? Aa, Alice. Bu Alice'ın Angel hatta. Alice'in iyi formu. Birinci oyunda da Henry'e yine yardım etmişti bize. What is this horrible place? Yeah, I remember my first day down here. I know, it's scary. But you're actually pretty lucky. Bu efsane karakterlerden biridir Alice'ın bu arada. Çok yardımcı olmuştu. No, that's a Piper. And he's part of a gang, so be careful. I don't understand any of this. I can't think. It hurts. You'll catch on pretty quickly if you can stay alive. Lesson 1. Searchers don't have legs and they tend to swarm. Look, it's not good to stay in one place for too long around here. Keep moving and stay close to the shadows. Take my advice. Head to the upper levels. Yukarılara çıkacağız. Safer there. Çok daha güvenli. Tamam. You can't. I'm sorry. I have a wolf. He doesn't care for strangers. Evet, bu yanındaki wolf dediği de Tom. You'll catch on. Birinci oyunun hikayesini ya da oyunu oynadıysanız oradan hatırlarsınız. Bu Alice'ın Angel, yanında da Tom diye bir karakter daha var. Boris the Wolf var ya, Boris'in bir başka formu. İsmine Tom diyor. Ink Demon dediğimiz de Bendy'nin lanetli formu arkadaşlar. Gülmeyi seviyor ve hareket edenleri öldürüyor. Hadi bakalım. Bekle, beni burada bırakma. They call me Alice. I'm not very fond of it. I'm Audrey. Well, Audrey. Welcome to the studio. Bu Alice'in iyi formu ve Alice'in Angel diye geçiyor arkadaşlar. Oyun dosyalarında, yani oyunun içerisinde görünen bir şey bu söylediğim. Resmi bilgi yani. Escape Studio. Stüdyodan kaçıyor. Tamam, şuradan çıkacaktık. Çıkamamıştık. Bu sefer çıkarız herhalde. Yine şey atıyormuş, jumpscare atıyormuş. Düşünsene. Her çıkışta biri jumpscare atıyormuş. Yeter oğlum. Buradan bunu alalım. Alamadım. Bunu okuyalım. Buralarda görüşlerinin dışında olmak en güvenlisidir. Eğer bir alanda ne olduğunu bilmiyorsan oraya koşarak girme diyor. Çok koşmayalım o zaman. Bir problemle yüzleşirsen başın belada demektir. Ve bu akıllıca olmaz. İzlemelisin, dinlemelisin ve doğru zaman geldiğinde ileri doğru gitmelisin. En iyi dostun diyor. Burada en iyi dostun dediği bu acaba şeyleri bize söyleyen, yardımcı olmaya çalışan kim? Biraz önceki şey mi? Alice'ın Angel değil herhalde, zannetmiyorum. Bir dakika, şimdi burası var. Bir de bu taraf var. Bu tarafta bir şey var mı? Var, evet. Önce bir dakika, diğer tarafa doğru bir gidelim mi abi? Sanki burası daha dar bir alan. Burayı bir inceleyelim. Burada bir şey var mı bir bakalım. Çünkü her zaman önce dar olan, yani daha kısıtlı olan alanları inceleyip ondan sonra daha geniş olan alanlara gitmek daha mantıklı. Aa, bak bu arada aynadan kendimizi görüyoruz. Oo, karizmayız ha. Harbi karizmayız. Baksana bak. Başımızı çevirince aynada da dönüyoruz falan, çok iyi. Abi ne oldu? Ha, kendimizi tabii ilk kez gördük. Şaşırdı Audrey. Tamam, şaşırma Audrey. Şu anda bir lanetli bir dünyadasın. Tamam, buradan böyle devam etsek. Orada Bendy var. Buradan böyle devam edebiliyoruz. Eğilerek geçeceğim. Tamam, ama bir şey söyleyeceğim. Where is the toy man? Oyuncak adam nerede? Burada bir tane şey var. Bu Boris yine. Burada bir şeyler var mı bakalım. Orada sadece bir kaset var ya. Bu neymiş abi? Security lock. Bunu açalım.
Açılmıyor bu. Ha, bir dakika. Burada bir numara var. Tamam, bu numarayı bulmamız lazım. Belki de bu numarayı şeyde bulabilir miyiz? Şu kasetin içinde bir kaset var arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Buralarda bir şeyler var mı acaba? Buralarda bir şey yok. Şu kaseti bir dinleyelim isterseniz. Wow. Code is 451. 451, 451. If Mr. Drew or Mr. Gray asks, you didn't hear it from me, okay? Vay be, süpersin. Teşekkür ediyoruz. 451'miş arkadaşlar. Hemen şuraya 451 yazalım. Şimdi yalnız ben şu şeyi merak ettim o zaman. Diğer tarafta bir yer daha vardı. Buradan devam edeceksek o zaman orası ne? Bir dakika, şuradan 451. Tamam, burası açılacak herhalde. Ha, burası açılacak. Tamam, şimdi burası açılıyorsa o zaman diğer taraf ne abi? Evet, buradan devam ediyoruz biz. Neyse, devam edelim bakalım. Ama orada bir yer daha vardı ya. Bir dakika abi, çok merak ettim. Oraya bir gitmem lazım ya. Bir dakika arkadaşlar. Burada hatırlıyor musunuz? Bir yol daha vardı ya. Bak, biz buradan geldik. Acaba diğer tarafta bir şey yok muydu? Şu tarafta. Bir buraya bakalım. Şuraya. Burada ne varmış? Bir buraya bakmak istiyorum önce. Ha bak, burayı şu an açamadım. Tamam, burası şu an için kapalı. Tamam. Demek ki biz diğer yoldan gideceğiz. Orayı açacağız, sonra bu tarafa doğru geleceğiz. Değil mi? Nasıl çözdük hemen işi? Müthiş değil mi? Güzel çözdük. Buralarda gelmişken alınacak bir şey var mı diye bir bakacağım. Tamam, süper. Burada hiçbir şey yokmuş. Diğer tarafa doğru ilerliyorum. Diğer taraftan gidiyorum. Neredeyiz? Ha, şuradayız. Şöyle gidiyorum. Tamam, güzel. Evet, şimdi aşağıya geldim. Şimdi bir şeyler oldu. Yine bir yerden jumpscare falan yiyebiliriz. Bilmiyorum. Evet, burayı bir turn around, arkana bak diyor, jumpscare. Jumpscare yok mu? Yokmuş. Aa, bir tane şey var burada. Kaset var. Yine bir kaset var arkadaşlar. O her şeyi görür diyor. Wow. Araştır diyor. Aa, burada gözler var. Tamam, o her şeyi gören şey nedir? Muhtemelen bu kasette de onu söyleyecek bize. Hemen buradaki kaseti de bir dinleyelim bakalım ne diyor. Konuşan Wilson bu arada, o psikopat var ya. Çelik. Vay, güzel bir kasetti bu da. Burada Wilson'ın Joy Drive'ı, yani bütün bu her şeyi, mürekkep makinesini falan tasarlayan kişiye şarlatan demesi burada gerçekten efsane bu arada. Tamam, şimdi şuradan yukarıya doğru devam. Güzel, böyle gidiyoruz. Evet, ben de. Merhaba.
Evet, hadi bakalım. Hayırlı işler arkadaşlar oradan. Gördüğünüz gibi kapıyı kapattı. Butcher Gang miydi o yine anlamadım ama sanırım öyleydi. Buradan aşağı devam. Buradan tamam in aşağıya. Ha, oradan en kötü atla aşağıya abi. Ne olacak yani? İki tane abi hayır tamam. İki tane basamak var. Ne olabilir anladın mı? Evet burada bir tane kol var. Kolu çek. Tamam. Buradaki kapı mı açılacak? Ne olacak? Buraya mı oturacağız? Yok. Evet. Ha burası çalışanların kilitli dolaplarıymış arkadaşlar. Tamam burada bir şey yok ama biz şimdi burayı açtık. Burayı açtık. Şimdi buradan bir şeyi açtık. Biz diğer taraftan herhalde orayı mı açtık acaba? Biraz önce bir hani kapı kilitlendi ya orayı mı açtık acaba? Bakalım. Evet burayı açtık arkadaşlar. Orayı birisi kapattı. Biz orayı açtık tekrar. Araştıralım. Çok güzel. Oradan hemen anahtar buldum bir tane. Anahtarı aldım. Çok iyi. Tamam şimdi kapıyı aç diyor. Kapıyı açacağım ama şurayı bir önce araştırayım ben gene. Ben çünkü araştırmayı çok seviyorum. Hah bunu ye diyor. Tamam yedim. Ne yedik bilmiyorum. Çok garip bir stüdyodayız ve öyle her bulduğunda yememen lazım ama aç kalmamak için mecburuz. Bu arada bir şeye mi takıldım ben? Aynen bir şeye takıldık. Hmm, burada büyük bende peluşları var arkadaşlar. Aa burada bak. Oradan geçtiğini gördüm. Burayı araştır. Burada bir şey yok. Tamam. Buradan geçemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim ana kapıyı açmamız gerekiyormuş. Ana kapı. Ha, şurada bir şey var mı? Aynen burada bir şey var. Bunu da alalım. Bu ne mürekkep damlası gibi bir şey mi? Ha bu ne? Elimi içine soktum ve elim... Ne oldu elime? Ha kendimizi geliştiriyoruz arkadaşlar. Vay. Sağlığımızı mı arttıralım yoksa dayanıklılığımızı mı arttıralım? Dayanıklılığımızı mı arttıralım? Sağlığımızı bir tane arttıralım. Bir de bunu ha bir tane bunu arttıralım. Tamam. Önce bir sağlık arttıralım. Vay, güzelmiş. Burayı aç. Ne var burada? Burada bir şey var. Tamam. Burada yine bir şeye parçası topladım. Tamam, güzel. Şimdi şuraya bir bakalım. Evet, şunu hareket ettirebiliyoruz. Tamam, bunu hareket ettirelim. Tamam, şu arkadaki şeyi galiba kapıyı açacağız herhalde. Açacağımız kapı galiba arkadaki. Tamam, bunu hareket ettir. Güzel. Tamam. Şimdi şuraya doğru gidelim. Burayı mı açacağız? Aynen burayı açacağız arkadaşlar. Yalnız orada bazı mürekkep varlıkları var ve biz buna doğru gidiyoruz mecburen. Tamam burayı da aç. Açabiliyor muyuz? Devam et Audrey. Arkasında bir şeyler olabilir ama dikkat et. Jumpscare mi gelecek gene? Evet burada bir şey yok galiba. Devam ediyorum. Animasyon alanına geldik. Evet çok çok güzel bu arada gerçekten. Alan çok iyi. Evet tahmin ettim bu arada böyle bir şey geleceğini. Evet şimdi Little Devil diyor. Burada çalışan alanı animasyon departmanı diyor. Animasyon departmanına doğru bir gidelim bir. Şurada bir yer var. Burası kitle. Şu an buraya gidemiyorum. Animasyon departmanından bence bir anahtar gibi bir şey bulacağız arkadaşlar. Sonra o anahtarla orayı açacağız. Dur bakayım. Ha, buraya saklanıyoruz dur. Bir dakika buraya saklanmaya şu an ihtiyacımız yoktu. Şöyle şuraya doğru gidelim. Bu ne acaba bu arada ya? Bu acaba bizim sağlığımızı falan mı fulluyor? Öyle bir şey olabilir mi? Çünkü belirli yerlerde var bunlardan. Ama ne olduğunu anlamadım. Neyse. Etrafta herhangi bir şey var mı? Şurada bir kapı var. Tamam buradan geçiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Şuraya girebiliyor muyum? Giremiyorum. Şuradan devam. Animasyon alanına doğru gidiyoruz.
bütün kapılardan içeri gireceğim, bakalım neler var. Oo, bende oturuyorsun orada. Bendenin peluşu bu galiba. Evet, orada bir şeyler var, gördüm bu arada. Şöyle bir önce arkaya bakalım. Yani buralarda bir şey yok. Burada bir şey yok. Yani bak, burada bir şey buldum. Bir pil aldım arkadaşlar. Tamam, şimdi bunu alalım. Heh, burada bir tane not buldum. Çok güzel. Yönetim çalışanları ödüllendirmek için yeni bir yöntem buldu. Bonus ya da fazla mesai ücreti vermek yerine bu ufak jetonlardan veriyor çalışanlara ve bu jetonlarda şirketteki makinelere atılıp içerisinden bir şeyler alınmak için kullanılıyor. Bunun dışında herhangi bir değeri yok bu jetonların ve birçok kişi de bundan pek hoşlanmadı diyor. Tabii yani direkt para almak yerine böyle jeton almak çok çok iyi bir şey değil. Ama jetonlarla ilgili en güzel şey, bir hafta içerisinde birisi bu jetonların taklidini yapmayı başardı ve bu taklit olanlarına salyangozlar ismini verdik. Şimdi o kadar çok bu salyangozlardan var ki gerçek bir jeton en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum diyor. Her yerde o çakma olan jetonlardan var diyor. Bu yüzden de stüdyoya muhtemelen birçok maliyet çıkıyordur bu sebeple demiş Hudson Doyle isimli arkadaşımız. Evet, bu jetonlarla, yani özet olarak biz bu şey de olsa, bunlar çakma olan jetonlar bu arada, slug diye isimlendirdikleri jetonlar. O makinelerden bir şeyler alabiliyormuşuz. Biz de makine bulursak alırız arkadaşlar. Jetonlardan kullanabiliriz. Ha bak, burada bir şey var ama. Bir dakika, burada bir cızırtı sesi var ama başka bir şey gelmiyor. Tamam. Devam edelim. Burada bir şey var. Bu neymiş? Ben bunu alalım. Burada birçok pil falan var. Bunları alıyorum. Gent parts. Bir sürü parça var arkadaşlar. Bunların hepsini ben topluyorum. Herhalde bu parçaları topladıktan sonra bir şeyler yapılacak bununla. Ama ne yapılacak şu anda? Ben de tabii sizinle birlikte çözmeye çalışıyorum. Önüme gelen parçaları topluyorum. Tamam, buraya da girdik. Buraya da girdik. Buradan devam. Şuraya girebiliyor muyum? Evet, açabiliyorum galiba. Ha, burası kilitli. Yok, açamıyorum. Evet, o anahtarla açamadık. Ha, burayı kırmam lazımmış. Nasıl kıracağım? Kırmak için bir şeye ihtiyacım var. Buraya girebiliyor muyum? Lütfen biletlerinizi hazır edin diyor. Stüdyo turuna giriş için bir bilete ihtiyacınız var diyor. Bak, stüdyo turları da yapmışlar. Bir yerden tanıdık geldi mi arkadaşlar bunlar size? Stüdyo turu, fabrika turu. Deneyleştirmek, canlandırmak falan filan. Biraz Poppy'nin hikayesiyle benzer olan yanları var yani. Oyunlar birbirinden çok esinlenir zaten ama bu oyun hakikaten birçok oyunun esinlendiği efsane oyunlardan birisidir. Söylediğim gibi. Tamam, şimdi burada güvenlik uyarıları falan diyor. Şimdi benim bu şeyi kırmak için, orayı kırmak için bir levye gibi bir şeye ihtiyacım var bence. Burayı açamadım. Orayı nasıl kıracağız arkadaşlar? Oo, bir dakika, orada bir şey var. Demon All over. Demon, yani şeytanı takip eden gibi bir anlamı var ve o Ink Demon, yani Bendy'nin lanetli formu galiba ve onu oraya zımbalamış arkadaşlar. Bunu yapan Wilson mı bilmiyorum ama. Tamam, burada alabileceğim, ha şunu da alalım. Yani burada başka alabileceğimiz bir şey sanırım yok arkadaşlar. Evet, dışarıda orada olduğunu biliyorum, lütfen cevap ver dedi. Alice, bize biraz yardım edersen iyi olabilir. Where are you? Animation department entrance, but it's locked up tight. Good. That means you're heading up. Look for anything you can use to break in. Maybe there's a gent pipe nearby. Hadi bakalım. What was that? There's something in here. Audrey, burada bir şey var. Oh, inanılmaz. Evet, bir şey bulmamız lazım ama içeride de birisi var arkadaşlar. Evet, şimdi bir boru bulmamız lazım. Buradan kaçmamız lazım ama içeride de bir şeyler var arkadaşlar. İlk bölüm isterseniz burada bitirelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden, yani tam buradan devam edeceğiz. Umuyorum videoyu ve oyunu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer videoya güzel bir like gelirse daha sonra bunun gizemlerinin hikayesini de çekerim. Çok çok uzun zamandır beklediğim bir oyundu. Bu oyunu sonuna kadar götüreceğim. O yüzden sonraki günlerde de devam bölümlerini izleyebilirsiniz. Yani oyunu bitirene kadar buradan devam edeceğiz. Aynı zamanda sonraki bölümleri de kaçırmamak için kanala abone olup tüm bildirim zilini de açabilirsiniz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.